Herkese merhaba, bir manşet programına daha hoş geldiniz. Günlerden 30 Aralık 2020, Çarşamba. Yeni yıl arefesindeyiz efendim. Yarın yılın son günü, öbür gün 1 Ocak. Baştan söyleyeyim biz 1 Ocak'ta da bu ekranlarda olacağız. 1 Ocak bizim için tatil değil. Zaten kimin için tatil ayrı bir konu, herkes evinde oturuyor. Herkes epey bir enerji depoladı, ayrıca göbekler de büyüdü farkındayım yağ depoladı insanlar. Tatile gidemediler, gezmeye gidemiyorlar. Çok fazla evden dışarı çıkamıyorlar zorunlu ihtiyaçlar haricinde. Sıkıldı. İnsanlık sıkıldı hele özellikle gelişmiş toplumlarda. Ve sokağa çıkma yasağı var Türkiye'de ve Türkiye'de de insanlar ne yapsınlar işte ekranlara, filmlere, dizilere veya işte YouTube'a falan sardırıyorlar. Umarım bizimle de vakit geçiriyorlardır. İyi, kaliteli vakit geçiriyorlardır. Bizim ve bizim gibi kanallarla veya yorumcularla, habercilerle. Bugün yılın sondan bir önceki günü. 2020 hiç iyi geçmedi kimse için. Ama 1 Ocak'ta bir 2020 analizi ve 2021'e ilişkin beklentiler, 2020'ye ilişkin yanılgılar, 2021'e ilişkin umutlar. Bununla ilgili bir toparlama yapayım isterseniz. Bunu 1 Ocak'a bırakalım. Bugün önümüze düşen neler var? Pimi çekti ortaya bıraktı yurtdışı kaynaklı bir komplo teorisi veya işte Anonymous denen bir hacker grubunun veya işte Wikileaks gibi bir yerlerden belge edinip onları yayınlayan bir grubun genellikle böyle gizli ilişkilere dair gizli sırlara dair tabii ki kamu ilgilendiren öyle yatak odası görüntüleri değil, kamu ilgilendiren, açıkçası devletin ve bürokrasinin bir anlamda yatak odasına girip oradan kamu yararına bir takım bilgi ve belgeleri toplumla paylaşan, belgeleri, bilgileri nasıl edindiği kendileri tarafından da açıklanmıyor ama çoğu zaman bu belge ve bilgilerin doğruluğu teyit ediliyor. Gazetecilikte zaten işin bu tarafıyla ilgileniyor. Kim sızdırmış, niye sızdırmış, nasıl sızdırmış o ayrı bir hikaye. Buna bakacağız. Berat Albayrak'ın nerede olduğu açıklanmakla beraber bu siteler ve Twitter hesapları tarafından aynı zamanda Erdoğan ve damadı bekleyen, Türkiye saray sakinlerini bekleyen yeni bir takım yolsuzluk, yeni bir takım suistimal iddialarını da çıtlattı. Ona bakacağız. Ondan önce Yılmaz Odabaşı bugün ani bir e, polis baskınıyla e, tutuklandı. Saniyeler içinde dakikalar içerisinde attığı tweetlerden öğrendik bunu. Nasıl oldu? Bakalım. Şair yazar e, Yılmaz Odabaşı e, Yalova'da yaşıyor. Benim de şahsen tanıdığım e, bir isimdir ve son derece düzgün bir isimdir. Geriye doğru hak mücadelesinde çokça ırgalanmış bir isimdir. Cezaevinde yatmış bir isimdir. İşkence görmüş bir isimdir. Son hafta hatırlayın çıplak arama iddiaları gündeme geldiğinde ben de çıplak arandım diye o kendi deneyimini kendi tanıklığını anlatan isimlerden biridir. 7 saat önce yani Türkiye saati bilemiyorum, kestiremiyorum eee sabah saatlerinde diyelim Türkiye saatiyle ya da öğleye doğru 12'ye 12 Eylül'de bugün paylaştığı bir tweet bu. 12 Eylül'de biz solculara yıllarca uygulanan acımasız kıyım bugün Fethullah Gülen cemaatiyle bir biçimde ilişkilendirilen on binlere ve KHK'lara uygulanıyor. Herkes insan olmakla saygı değer. Hele kadınlara, analara, çocuklara kıymayın efendiler. Yürek donduran, uykularımızı kaçıran büyük trajediler yaşanıyor. Ses olalım demiş. Ee, bakıyorum 7:36 Türkiye saatiyle 10:36'da bu tweet'i e, paylaşmış. Fakat bu tweet'i paylaştıktan 5 saat sonra an itibariyle bir noter işlemi yaparken gelen polislerce gözaltına alındım ve sivil polislere teslim edildim. Adliye'ye götürülüyorum. Tweetini attı. Kandıra cezaevine götürülüyorum. Tweetini attıktan sonra da iletişim kesildi. Kandıra cezaevine götürülüyorum tweetini. Türkiye saatiyle bu İngiltere saati efendim. Türkiye saatiyle 15.22'de attı. Ayıptır, günahtır, utançtır, yazık. Ee, ne yapmış bu insan? Bir polis paskınıyla, bir sivil polis marifetiyle ifadesi dahi alınmadan, gözaltına dahi alınmadan direkt polislerle polislerce adliyeye oradan da cezaevine. Yani dakikalar içerisinde bir tutuklama ve cezaevine gönderme olayı. Evet bunu da gördü yaşadı Türkiye. Türkiye şaşırmasın böyle şeylere. Yani hep deniyor ya yani bunu da mı görecektik? Artık şaşırma eşiğini açtık falan. Esasen bu zulümleri yapanlar, bu işlemleri yapanları şaşırtacak bir şey yapmak lazım. Ama maalesef Onların karşısında duranlar veya itiraz hakkını kullananlar saray ve ahvadını şaşırtacak hiçbir şey yapmadı bugüne kadar belki bir iki hadise hariç İstanbul ve Ankara'nın kaybedilmesini atlamıyorum elbette. Şimdi konumuza dönelim. Anonymous isimli bir görüldüğü gibi 6.8 milyon takipçisi olan e, ve bir takım gizli bilgileri belgeleri yayınlayan bir Twitter hesabı. Ee, ve bu hesap e, dün çok enteresan bir e, mesaj paylaştı. Reis, elimizdeki 350 milyar dolardan daha fazla kara parayı aklamak için hangi bankaları kullanmamızı önerirsin? Seçenekler Ziraat, Doce Bank, Vakıf diye gidiyor. Altında da hepsi demiş. Yani... Verdiği banka isimlerine bakarsanız Arnavutluk'tan Sudana kadar bir dizi banka ismi vermiş. İngiliz Bankası var vesaire. Alman Bankası var. Her neyse bu bankalar sıradan seçilmiş bankalar değil. Ezbere seçilmiş bankalar değil. 8 banka ismini özellikle seçmiş ve altına da hepsi demiş. Belli ki hepsi bu zincirin bir parçası. Dikkat edilirse Türkiye'den iki devlet bankası var. Ziraat Bank ve Vakıf Bank. Halk Bank devreden çıktıktan sonra bu tür kirli işlerde demek ki son dönemde Ankara Ziraat Bank ve Vakıf Bank üzerinden bir şey yaparsa yapıyor. Rakama bakın muazzam dudak uçuklatan bir şey. 350 milyar dolar. Savaşlar çıkar. Yani ülkeler devrilir bu parayla. Çok büyük bir şey. Ülke bütçesi kadar büyük bir rakam bu. Büyük bir ülkenin bütçesi yani. Öyle küçük ülke bütçesi de değil. 350 milyar dolar. Muazzam. Muazzam bir rakam. Ee, ve bu kadar kara para aklanmak... ...için bu bankalardan geçirilmiş veya bu bankalar kullanılmış farklı ülkeler var vesaire. Çok büyük, korkunç bir iddia. Ama tabii bu iddianın odağındaki isimler, e, isim veya isimler de ister istemez saraya, Erdoğan'a veya damada uzanıyor. Şimdi bir de Anonymous TV isimli bir hesap var. Tabii bu hesabın doğruluğu hakkında bir fikrimiz yok. Bu hesapta... E, e, Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın bulunduğu iddia edilen Amerika'daki adresleri yayınlamış. Bu adresler Berat Albayrak'ın e, Amerika'da gösterdiği adresler olabilir, eski adresleri olabilir, bilmiyoruz. E, fakat e, Berat Albayrak Amerika'ya gidebilir mi? Halkbank davası devam ederken haklarında bu kadar çok şey varken Amerika'ya giderse bir daha çıkabilir mi? Ya da Amerika'ya gidip acaba Amerika'nın Amerikalı ee, Amerikalıların e, ne bileyim yargısına mı müracaat etti, Amerikalıların sinesine mi sığındı Erdoğan'dan kaçıp falan tıpkı Reza Zarrab gibi böyle şeyler de akla gelebilir bilmiyoruz. Onun Antalya civarında ilk hafta dinlenip İstanbul'a geçtiği rivayet edilmişti. Gene iddia o ki ağır bir dayak yediği e, sarayda iddia edilmişti ve hatta bir takım ilişkilere girdiği ve o ilişkileri devam ettirdiği için veya kendisinden bir rahatsızlık var, Yap, yapmasını istemediği bir şey var ve onu yapmaya devam ettiği için e, Erdoğan'ın aynı zamanda yeğeninde olan Ali Erdoğan tarafından dövüldüğü iddia edilmişti Berat Albayrak'ın. Ekrem Dumanlı bunu TR724 ekranlarında anlatmıştı. Çok iddia var, doğrulanmış bir şey yok. Fakat şu net 8 Kasım'da Instagram'a koyduğu istifa mesajından bugüne kadar, yani bir ay, 22 gündür yok Berat Albayrak. Gerçekten bu bir ulusal güvenlik sorunu. Kimse Berat Albayrak'ın kaşına gözüne hayran değil. Ancak e, ülkenin ekonomisini teslim ettiğiniz, ülkenin e, medyasını tespit ettiğiniz, sarayı e, Cumhurbaşkanı'nın damacı pozisyonundaki bir insan, Cumhurbaşkanı'nın veliahtı olarak görülen bir insan, bir insan, bir yazılı mesajla ki sonra onu da siliyor, istifa ediyor ve bir ay 22 gündür yok. Sağlık sorunları diyor, sağlık sorunlarının ne olduğu belli değil. Bir kelime açıklama yok. Ne kendisini gören var ne hiçbir şey yok. Böyle bir şey olamaz ve bu o ülkede yaşayan herkesi ilgilendiren mühim bir ulusal güvenlik sorunudur. Saraya bu kadar yakın bir ismin bir ay, iki, bir ay 22 gündür buharlaşması. Büyük bir güvenlik sorunudur. Ahval Hacker grubu anen... Anonymous'tan Erdoğan'a Türkçe mesaj 100 milyarlarca dolar biçiminde haberi duyurmuş sitesinden. Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bir mesaj gönderdi. Anonymous sosyal medya hesabından reis bize HSCB, Vakıf Bank, Deutsche Bank ve Kredi Suiz anlat. Berat, Bilal ve Yiğit'le bulutu kastediyor. İç, iç ettiğiniz 100, milyar, 100 milyarlarca doları anlat anlat ki senin gibi bir ustadan feyz alalım ifadesini kullandı. Gruptan salı günü ise yeni bir paylaşım daha geldi. Dünü kastediyor. Onu da biraz evvel gösterdik. Seçenekler verildi vesaire. İngilizce paylaşım yapan hesaptan mesajının Türkçe atılması dikkat çekerken grubun bir başka hesabından tweet'e verilen İngilizce yanıtta ise IŞİD'de petrol üretimi ve kaçakçılığına dahil olan Berat Albayrak'ı hatırlıyorum. Erdoğan'ın damadı ifadeleri kullanıldı diyor. Muhtemelen IŞİD petrollerine kadar uzanan bir hikaye söz konusu. Evet. Bir diğer dikkat çekici konu da Independent Türkçe'de yayınlanan ama kimsenin üzerinde durmadığı bir konu. Faize Haşimi Rafsanjani. İranlı siyasetçi ABD ile ilişkimiz olmasın diye Türkiye gibi ülkelere haraç ödüyoruz demiş. Eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsanjani'nin kızı Faize Haşimi Rafsanjani bu cümle bile yeter. ABD ile ilişkimiz ol, olmasın diye Türkiye gibi ülkelere haraç ödüyoruz demiş. İşte bu zaten 17 Aralık Reza Zarrab. Evet. Bu da çok fazla üzerinde durulmayan, atlanan bir konu. Girin detayını okuyun efendim. Bu da bir Banksy karikatürü ki bunu Anonymous paylaştı. İngiltere'de Londra'nın kuzeyinde bir bölgede duvara meşhur duvarlara böyle resimler çizen, grafiti sanatçısı olarak bilinen ve gizemli bir sanatçı. Çok fazla ortada yok. Kimliği ve kim olduğu da çok fazla bilinmiyor. Çizgileri tanınıyor. Erdoğan ve Bilal Erdoğan'ı böyle çizmişti. Tabi bu hemen tahrip edildi. Çok fazla durmadı ama o günkü medyaya bundan 5 sene önce haber olmuştu. 4 seneden biraz önce. 2015-2016 yıllarıydı. 2015 olabilir. 5 sene. 2015 sonbaharıydı. Evet bu şekilde Erdoğan sırtında bir çuval, paralar dökülüyor, onu da Bilal topluyor. Banksi'nin Kuzey Londra'da duvarlara çizdiği ve çok kısa süre sonra da imha edilen konu. Şimdi 17 Aralık demişken 17 Aralık'ta istifa eden tek bakan vardı ve bu istifasını yazılı bir metinden iki kere okumuş. NTV'ye telefonla bağlanarak daha sonra NTV bile bu istifayı verememişti. O günkü Çevre Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'dı bu. Dört bakandan biriydi. Diğer bakanlar istifa etmediler. Egemen Bağış, Zafer Çağlayan ve Muammer Güler. Fakat bir kabine revizyonuyla hepsi görevden alındı. Erdoğan Bayraktar'a ise istifası geri çektirildi. İstifası geri çektirildi ama daha sonra görevden alındı. O bakan 7 sene sustu sustu ve bir tweet attı. Tweet de şu. Biz ilçe teşkilatlarında çalışarak elektrik direk, direklerine bayrak asarak partili olduk. Olabilir ama sonra nasıl götürdüğünüzü de bu kamuoyu okudu yani. Sonunda mancınıkla atıldık. Sizse zekanız, eğitiminiz ve babanız sayesinde Ali Babacan'a sesleniyor. Bizlere horozluk yaptınız. Şimdi ise partinizin başındasınız. Deva Partisini kastediyor. Tıpkı ateşin üstündeki kazan gibi hadi bakalım hadi demiş. İlginç imalar var. Sözcü de bunu manşetine koymuş. AKP treninden inenler bir bir konuşmaya başlıyor konuşsunlar iyi olur yani. Babacan da konuşsun, Bayraktar da konuşsun, davu Davutoğlu da konuşsun iyi. Ee, henüz çekirdeklerimizi hazırlamadık ama o günler geliyor emin olun. Anadolu Ajansı Erdoğan'ın şu lafını verdi. Biraz üzerinde konuşuldu ama ben başka bir zaviyeden, başka bir açıdan bakacağım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş kararına muhalefetin tavrı kendileri bu işlerde yetki sahibi olsalar bu terörist destekçisini hemen serbest bırakacaklar diyor. Yargıdaki yargı siyasetin köpeğidir. Rin itirafı yani diyor ki ben alıyorum ben bırakıyorum. Muhalefet iktidara geçerse muhalefet de alacak bırakacak. Direkt muhalefete bir itham var ama muhalefeti itham ederken şu andaki yargıdaki işlemlerinde sorumlusunun kendisi olduğunun itirafı var. Ahim kararına bakacağız. Akın İpek paylaşmış. Önemine binaen iyi anlaşılması için tekrar edeyim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi son kararında diyor ki işlendiği tarihte suç olmayan bir fiilden dolayı sonradan o fiili suç ilan etsen dahi insanları mahkum etmek hak ihlalidir. Yani yüz binlerce insana yapılanlar insanlığa karşı suç. Ahim'in Selahattin Demirtaş kararı gerçekten emsal niteliğinde bir karar. Zaten öyle bir karar ki sen diyor tahliye edip tekrar bir suç uydurup tutuklama o şansı da bırakmıyor e, siyasal iktidara. Ve ondan dolayı da zaten üzerinde çok konuşuluyor ve Ankara ne yapacağını bilmiyor. O arada Anayasa Mahkemesi Osman Kavala'nın başvurusuna hak ihlali yok dedi. Alican Ulu da paylaşmış. Karar 7'ye karşı 8 oyla alındı. 10 Ocak'ta emekli ayrılacak olan Burhan Üstün Geçen hafta izinliydi, toplantıya katıldı, ihlal yok diyen tarafı seçince Kavala'ya ihlal çıkmadı demiş. AYM'deki denge artık iktidar lehine değişti diyor ama AYM'deki denge epey zamandır iktidar lehine değişmiş durumda. Bu kararların bu şekilde çıkması yani 7'ye karşı şey ama bak bıçak sırtı bir, oya, bir üyede bu tarafta olsaydı falan bıçak sırtı gibi çıkması veya öyle görülmesi veya gösterilmesi demokrasicilik veya işte hukukçuluk falan neyse yargıcılık oynayan iktidarın işine geliyor. Bak diyor anayasa mahkemesinde dengeler böyle ya bıçak sırtı öyle de olabilir böyle öyle oldu diyor. Dolayısıyla o egemenlerin yaptıklarını savunurken kullandığı dili güçlendiren bir şey yanlış. Anayasa mahkemesi epeydir e, iktidara yatmış durumda. Affedersiniz başka bir kelimeyle anlatılmıyor bu. Çünkü iki üyesi tutuklandı ve beş yıldır hücrede tutuluyor ve o iki üyesi için ve o üyelerinden alparsan Altan hakkında ahim ihlal kararı verdiği halde buna uymayan bir mahkemedir Anayasa Mahkemesi. Yani Anayasa Mahkemesi ahim kararlarını takmıyor. Ahim işte Türkiye'deki iç hukuk yollarını tüketin diyor. İktidar Anayasa Mahkemesi kararlarını takmıyor ya da işte Osman Kavala hak ihlali yok deyince al, bu kararı alkışlıyor. İşine gelen kararı alkışlıyor. Selahattin Demirtaş'ı tahliye edin veya Osman Kavala'yı tahliye edin dediğinde Hayır. İşine gelmeyen kararı alkışlamıyor. Bugün bakın iktidar gazetelerinde Ahim'in Osman Kavala ile ilgili hak ihlali yok kararı büyük puntolarla görülmüş durumda. Tersi olsaydı taşlanacaktı. Ahim'de başka bir hikaye. Şimdi Ahim'de e, şöyle bir konu var. E, atlanan konu. Osman Kavala konusunu Sözcü Gazetesi de böyle görmüş. Ahim'de atlanan konu şu. Türkiye'nin anayasasında ahim kararlarının üstün olduğu, kendi yasaları, kendi mahkemelerinin de üstünde olduğu, Türkiye'nin o sözleşmenin bir parçası olduğu vesaire falan gibi konular var. İşte ahimin kararlarına uymak zorunluluğu var falan. Yani sen bir kabile devleti değilsin. Bir sürü şeyler var. Rusya, Azerbaycan örneği veriliyor falan. İkinci dairede ihlal kararı çıkınca yedi üyeli ahimin Türkiye karara itiraz etti ve büyük kurula götürdü 17 üyeli. Ve büyük kuruldan da ihlal kararı çıktı. Ve çok daha kesin bir kararla ve uygulanmaması imkan olmayan. Yani Türkiye atlanan şey şu büyük mühim bir şey bu. Türkiye ikinci dairenin ahimin ikinci dairesinin aldığı kararı tanıdı ve bunu büyük kurula götürdü. Büyük kurulda çıkan karara şimdi bazıkçılık yapıyor. Madem seni bağlamaz ikinci daireye de bağlamıyor. İkinci daire daire kararı da bağlayacaktı. Ama ikinci daire kararını aldın kabul ettin ve buna itiraz ederek o itirazın sonucunda çıkacak karara uyacağını bu fiilinde gösterdin. Atlanan bu. Ama dedim ya kime ne anlatıyorsun. Bunlar konuşulmuyor bile. Saatlerce böyle kendine muhalif diyen kanallarda bile millet çak çak konuşuyor. Bu anekdotu verene rastlamadım. İçişleri Bakanı İslami derneklerin çalışmasına ilişilmeyeceğine dair istisnai karar vermiş Yusuf Kaplan'a istisnai garanti vermiş Yusuf Kaplan'a bu yeni çıkarılacak yasayla İslami çalışma yapmayanlara dokunacağız itirafı. Şimdi Yusuf Kaplan aman İslami cemaatlere gruplara geliyorlar diye bir tweet attı. Yeni işte Birleşmiş Milletler kitle imha silahlarıyla mücadele falan çerçevesinde bir torba yasa yapıp da bütün derneklere her şeye mala mülke çökme, kayyım atama şeyi aldı ya saray yetkisi aldı ya onunla ilgili bir konu. İslami dernekler veya cemaatler, tarikatlar ayağa kalktılar. Aman aman bizim de üstümüze geliyorlar bununla diye. Yusuf Kaplan da böyle bir tweet atmıştı. AKP'ye yakın bir isimdir. İçişleri Bakanı bunu aramış, dakikalarca da buna dil dökmüş, laf anlatmış. Yusuf Kaplan da İçişleri Bakanının anlattıklarına ikna olmuş. Ama şöyle ikna olmuş. Ha İslami şeylere dokunmayacaklar. Diğerlerine serbest yani. Hukuk 2019'da tecrit kalktı diyen Adalet Bakanı'na sözünü hatırlatan Öcalan'ın avukatı tecrit varsa hukuk yoktur demiş yeni yaşamın manşeti avukatlar yeni bir başvuruda daha bulunmuşlar ki yani bazı şeyler tuhaf bana göre Kürt siyasal hareketinin lideri şu anda kaçınılmaz değişmez ve tartışmasız olarak Selahattin Demirtaş her şeyle bu net bir şekilde hissediliyor. Gerek Abdullah Öcalan gerekse kardeşi Osman Öcalan Oraya oy vermeyin, İşte devletimiz haklıdır, Ankara ne diyorsa doğrudur, Türkiye İttifakı falan filan bunu destekleyecek mektuplar ve mesajlar gönderdiler. Kimi TRT'ye konuştu, kimi de İmralı'dan mektup yazdı falan. Ama yani Kürt Siyasal Hareketi'ne yakın gazete, yeni, şey, yeni yaşam, Öcalan'ın hukukunu manşetten savunmayı sürdürüyor. Avukatları yeni bir başvuruda bulunmuşlar. KRT Televizyonu'nda Barış Yarkadaş paylaştığı 2020 yılında medyada yaşanan hak ihlalleri efendim. Rakamlara bak. Sadece birkaçını okuyacağım. 26 gazeteci sadece bir yılda 2020 bilançosu sadece bir yılda 2020'de 26 gazeteci tutuklandı, 55'i gözaltına alındı, 491 gazeteci hakim karşısına çıktı, 37 gazeteciye 151 yıl hapis cezası verildi, 29 gazeteciye dava açıldı, 33 TV kanalına para ve program durdurma cezası verildi vesaire. Onun için de basın özgürlüğünün en dimindeyiz. Öyle olduğu için de ülkenin iki yakası bir araya gelmiyor. Sonra da işte gezici araştırma. Türkiye'nin en çok güven duyulan siyasileriyle ilgili araştırma yapıyor. Listenin başında Süleyman Soylu var. Hatta ilk sıralarda Hulusi Akar, Fuat Oktay gibi düne kadar kimsenin ismini bilmediği isimler bile var. Bu böyledir. Benzer bir liste gazeteciler içinde yapılmış. Ne kadar çok propaganda unsuruysanız, ne kadar çok ekrandaysanız, ne kadar çok konuşuyorsanız 80 milyon, 80 milyon kişi ne kadar size maruz kalıyorsa o kadar da güvenilir oluyorsunuz. Onun için düne kadar kimsenin bilmediği saray çantacı, çantacısı Fuat Oktay bile 6. sıradan giriyor böyle bir listeye. Ömer Çelik de işte AKP sözcüsü olduğu için basın toplantıları falan yapıyor kanallara falan. Ondan orada. Yani 2 ay çıkmasın ekrana şu listede ilk 15'e giremez. Ahmet Davutoğlu, bugün bize iktidar nasip olsa surda hakları ihlal edilmiş tüm vatandaşların haklarını geri veririz. Suru ben yıktım başbakan olarak ama pişmanım dese daha mu muteber olurdu. O arada Babacan Partisi'nin olan kongresini gerçekleştirmiş seçime girmeye hak kazanma çalışmaları bunlar. 90'lı yıllarda kız kardeşinin başörtüsü nedeniyle üniversite yönetimi tarafından okuldan uzaklaştırıldığını anlatırken de gözleri dolmuş. Tabi üzerine bir şeyler söyledi. Keşke bugünkü kadınlara, bugünkü mağdurlara, hamile insanlara, hamile tutuklulara, çocuklarıyla beraber cezaevinde kalanlara, çıplak arananlara falan neyse işte Meriç'i geçerken bu keşke boğulanlara, bu Ege'de boğulanlara bu bunlara karşı bir KYK'lılara bir yakınlık göstersen, bir empati yapsan falan deniyor ama ne diyeyim yani. Hayır, şöyle de bir yorum var yani Ali Babacan AKP'nin alternatifidir AKP bu mağdur, mağduriyetleri savunuyor Ali Babacan da bu mağduriyetlerin altını çizerken seçmene alternatif siz değilsiniz bakın biz varız ve biz de bu mağduriyetlerden geldik dolayısıyla merak etmeyin başörtüsü yasağı tekrar gelmeyecek bu ülkeye falan demeye getiriyor böyle de bir görüş var. Yavuz Baydar İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu benim televizyon almamda engel mi var? Sürekli benim ortaklığım dillendiriliyor. Ben ortak olsam muhtemelen kanal kapanmazdı diyerek o da TV ile ilgili bir soruya cevap vermiş. Böyle Yavuz Baydar devamla diyor ki iktidarı kadar muhalefetinin de bağımsız medya nedir, ne değildir, nasıl olur bilmediği ülkenin adı nedir? Türkiye medya at çiftliği değildir demiş. Ekleyecek bir cümlem yok, çıkaracak bir cümlem de yok. Aynen öyle. Ve elbette dünün ve bugünün olayı İstanbul Aydın Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doktor Aylin Sözer'in katledilmesi e, Kemal Ayıldız Ay tarafından öldürülmüş. Kemal Delbe olduğu açıklandı diyor haberde ama e, Kemal Ayıldız Ay olarak da ismi ifade ediliyor. Her neyse o kişi tutuklandı şu anda. Kadına şiddette aynı gün içinde 3 vakadan biri ama en sarsıcısı buydu. E, korkunç Bitsin artık bu yeter falan diye gazetelerde başlıklar var. Bütün gazetelerin birinci sayfasında. E tamam sonra. Bu size zemini gösteriyor. Bu zeminin üzerinde bu olaylar oluyor. Ve siz yeter artık istemiyoruz. Bu son olsun falan diye başlık atınca da bu iş düzelmiyor. Çünkü o başlığın üstünde veya altında bu zemini hazırlayanların alkışlandığını, haberlerinin büyük puntolarla girildiğini görüyoruz. Aynı mevkutelerde. Yaprak Özdemir. Yaprak Özdemiroğlu, Aylin Sözer'in katili sevgilisi değil, fiyatını yüksek bulduğu için mobilyasını ısmarlamadığı adam demiş. Ve bir yanlışı düzeltmiş. Büyük bir özensizlik var. Yani e, kadına şiddet kutsanıyor, taciz tecavüz kutsanıyor, küçük kız çocuklarına vesaire. Yani çok acayip imamlar, işte Kur'an kursu hocaları falan kullanıyor. Tuhaf çocuğu yerden yere çarparak döven kişi ertesi gün iyi halden serbest kalıyor. Çok tuhaf, şiddetin kutsandığı ama onun dışında da fikirlerinden dolayı insanların notere işlemi yapmak için gittiği sırada gözaltına bile alınmadan tutuklanıp cezaevine gönderildiği bir ülke oldu Türkiye. Yılmaz Odabaşı. Nasıl içim, içim acı da anlatamam yani. Ülke kadınlar için cehenneme döndü demiş. Bir günün orta sayfasında kestim getirdim ekrana. İsmini bile veremiyor Anadolu Ajansı. İstanbul'da öğretim üyesi Aylin Sözleri öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı. İsmini bile veremiyor. Alin Özinan. Biz bu ülkede hiçbir zaman kaybedenin, hoğlananın, canı yananın yanında olmadık. Onlardan yana saf tutmadık. Ne zaman böyle zalim olduk? Hangi ara zalimin yanında saf tuttuk? Retorik sorular değil, hatta naif bile değil. Gerçeklikten kopuk şiirsel sorular bunlar demiş. Araya bir kelime ekledim hangi ara diye o yani şey olsun diye. Anlamı güçlendirsin diye. Haksız mı? Bir millet aşı bekliyor. Covid haberleriyle devam edelim. Bir uçağın peşinde bir millet. Yani sağlık bakanı bile ee, radardan uçağı takip ediyor aşı yok günde 1 milyon kişi aşılanacak diye sabah manşet atmış. Günde 1 milyon 1.1 milyon kişiyi aşılayamazsınız yani. Ya saymayı bilmiyorsunuz ya dayak ayak yemediniz. İngiltere bile ki aşı mesela Oxford AstraZeneca aşısı da onaylandı. Bütün Britanya'ya birkaç kere yetecek kadar aşı aşısı var. Pfizer Biontech'ten de aşılar geldi. İngiltere yıl sonundan itibaren yeni yıl başından itibaren haftada 1 milyon kişiyi aşılamayı hedefliyor kuracağı zincirlerle falan haftada 1 milyon ki İngiltere'nin nüfusu da 66 milyon yani haftada 1 milyon kişiyi aşılamayı hedefliyor ve bunu yapabili yapabilir mi hala tartışılıyor siz günde 1.1 milyon kişi aşılıyor ne yapacak İnsanlara evine e, ne bileyim böyle kamyonlarla işte kapılara aşıları atacaksınız da herkes kendine enerjikte mi edecek Aa, öyle olursa olur. 2021 umut yılı demiş Türkiye. Bakıyorsun emekli erken maaş müjdesi yanında evlilikte ikamet şartı kaldırıldı. Yani evlilikte ikamet şartı kaldırıldı. 2021 umut yılı. Uygurlar tedirgin Çin parlamentosundan geçen suçluların iadesi anlaşması TBMM'de aşı karşılığında Uygurların verildiği de söyleniyor. Korkunç. Korkunç ama ne söylesek, ne yazsak, ne kadar böyle manşet olsa da bu geç çevrilebilir gibi değil. Suçluların iadesi anlaşması vesaire. Pandeminin görünmeyen yüzü biriken sağlık riski. Tedaviler aksayan tanı ve tedaviler nedeniyle kanser ve kronik rahatsızlıklar başta halk sağlığı açısından birçok risk ve sorun yeni yıla birikerek devredildi. Bütün dünyanın sorunu bu. Kronik rahatsızlıklar başta kanser hastaları gerçekten tedavi edilemiyor veya hastaneye gittiklerinde eski ilgiyi bulamıyorlar veya tedavileri erteleniyor veya eskisi gibi olmuyor. Büyük sorun yani. Rusya ile ortak aşı bunu da köpürtüyorlar, yandaşlar. Cumhuriyet de bir tür yandaş sayılır. Ankara-Moskova hattında yeni bir aşı anlaşması yapılıyor, pişirilmeye çalışılıyor efendim. O arada BioNTech CEO'su Uğur Şahin, koronavirüs 10 sene daha aramızda olmaya devam edecek gibi gözüküyor demiş. Katılıyorum. Yani bu virüsle yaşayacağız. Aşılanarak, korunarak. Yüz maskesi herhalde epey bir süre hayatımızda olacak. Bakın dünyanın aşıyı üreten ve kendi nüfuslarına bir an önce uygulayan ülkeler dahil bu ülkelerde dahi 2021 eylül ayından itibaren normalleşmenin kısmen dönebileceği falan sağlanabileceği konuşuluyor. Ki İngiltere aşıyı kendisi ürettiğinde ve yeterince ürettiği halde ve yeterince stokları olduğu halde 2021 eylül diyor. Niye? E ancak o zamana kadar 66 milyon nüfusu iki kere aşılayabilecek. İki kere çifter doz. Bu dört aşılama demek. Biz de bunu tartışıyoruz. Ben tartışmıyorum da yılbaşında evde normal üstünde insan varsa herkese ceza kesilecek. Televizyonlarda bu saatlerce tartışılıyor mesela. Yani izliyorsunuz buna maruz kalıyorsunuz yani. Normal değil bunlar yani. Çin açısından aracı firma çıktı. TRT muhabirinin fotoğrafı bakan kocayı yalanladı diyor. İşte burada işte yerli firma bilmem ne. Ya bunun ne olduğunun önemi yok. Hatta bazılar da diyor ki işte efendim soğuk zincirde gelecekti bu e, aşı. Arkadaki yani hani soğuk zincir göremiyoruz. Yani soğuk zincir dediğim buzdolabında getirmiyorlar aşıyı. Yani o kutuların içerisinde bir mekanizma var. Ve o e, aşıyı belli bir derecede tutuyor. Yani. Yani Gaziantep'te meşhur dondurmacılardan dondurma aldığınızda da onlar onu kutularlar, uçağa koyup sabahtan akşama, akşamdan sabaha bir şey olmadan aynı sertlikte, aynı soğuklukta tüketebilirsiniz. Yani böyle şeyler var. Neticede bu aşılarda Pfizer-BioNTech de öyle. Belli kutulama ve belli ambalajlamalarla epey bir süre nakliye edilebiliyor, bir yerden bir yere sevk edilebiliyor. O kutu açıldıktan sonra artık son kullanım tarihi tüketim tarihi neyse işlemeye başlıyor. İşte Türkiye Sağlık Bakanı bu tweet'i gece saat Türkiye saatiyle 02.09'da atmış. Bu gece 02.09'da radardan uçağı takip ediyor yani. Ne yaptı? Bu kadar sıkışmış demek ki yani. Çin'den aşı 50 dolara alındı. Türkiye'de maliyeti 75 dolar. Aradaki fark kime gitti? Birilerine gitti bu kesin. Yani başınızdaki insanlar her şeyden bana net düşer. Benim komisyonum ne olur? Buradan ne kazanırım? Böyle düşünen insanlar. Her adımda ama. Her adımda. Ve bu çeyrek asırdır böyle. İstanbul yönetiminden beri böyle. Buradan bize ne düşer? Daha önce nasıl olmuştu ki falan. Böyle bakan insanlar. Burada değil yani burada bunu tartışmayın yani. Birileri nasiplenecek. Siz aşı olmaya bakın yani. Siz sağlıklı bir aşı uygulanmasına bakın ve bir an evvel bu virüs hayatınızdan çıksın. Bak savaş genç. Almanya'nın tartıştığı bir konuyla ilgili tweet atmış. Almanya'da Covid-19 aşısı için telefon hattını arayıp randevu alamayan 80 yaş üstü yaşlı adamın haberi Alman Devlet Kanalı'nda haber. Sağlık Bakanı hesap veriyor bu muhtap bir uygulama diye de devam etmiş. Evet, Sağlık Bakanı 80 yaş üstündeki yaşlı adama aşı yapılamayışının hesabını veriyor. Çin aşısında aracı vurgunu TR724'ün. Manşeti Endonezya 13 dolara alırken Türkiye 70 diye de bir ayrıntı paylaşmış. Detayını TR724'ten okursunuz. Turhan Bozkurt paylaşmış. Çin'in İstanbul Başkonsolosu Çin'den bugün Türkiye'ye getirilen koronavirüs aşısının Çin'de kullanımı yasak dedi. Geçmiş olsun durmuş Yılmaz'a. iki gündür sırtımda ve eklemlerimde ağrı hissediyordum. Test yaptırdım pozitif çıktı diyor. Eski Merkez Bankası Başkanı ve İyi Parti'de siyaset yapan bir isim. Büyük geçmiş olsun şifalar diliyoruz. Ekonomi 500 liranın pazarda hükmü yok. Yoksulun pandemi şerrinden çıkardığı hayır evrenselden okuyorum. Çocuklar evde diye bot almaktan kurtulduk diyor aileler. Suat Kınıklıoğlu Türkiye siyasetini tanımlayacak tek bir ifade var. Kahtı Devlet adama eksikliği demek. Gazeteler. Demirören'in gazetesi Hürriyet, Demirören'in Milli Piyango'suna ilgi için yılbaşı özel çekişini, çekilişini böyle manşetten vermiş. Derdi vatandaş olan böyle mi yapar? Gene Demirören'in haber ajansı Ordu'da Milli Piyango biletlerine ilgi yoğun diye de böyle bir fotoğraf paylaşmış. Adam hem Milli Piyango'nun patronu hem de medyasıyla bilet satmaya çalışıyor. Sonra da sonra da siz Demirören Haber Ajansından, Hürriyet'ten, kamu yararına bir haber bekliyorsunuz veya okumak istiyorsunuz. Cem Toker, 25 yıldır söylüyorum. Maaşlar kesintisiz brüt ödensin. Kişi tam maaşını 2 hafta cüzdanında taşısın, sonra gitsin vergiyi, sigortayı falan ödesin. Hop. Bakın batıda böyle. Özellikle İngiltere'de böyle, Amerika'da da böyle. Amerika'da yıllık kazancınız neyse Belli dönemler dahilinde o size bildiriliyor. Yıllık dönemler halinde yıllık kazancınız 12.500 e, İngiltere'de pound'un yani 12.500 sterline kadar vergiden muaf. Yani bir anlamda asgari ücret vergiden muaf onu anlatıyorum. 12.500'ün üzerinde 1000 pound mu çıktınız, 5000 pound mu çıktınız, 10.000 pound mu çıktınız Yüzde %20'sini ödüyorsunuz. Diyelim ki 12.500 değil yıllık kazancınız işte efendim. 22.500 pound. 10.000 çıkmışsınız. 10.000'in 10, %20'sini ödüyorsunuz. Yani 2.000 pound. Ve diyor ki şu tarihe kadar bu 2.000 pound'u şu hesaba yatıracaksın. Vergiyi tiko çatır çatır yatırıyorsun. Ve ondan dolayı da verginin hesabını soruyorsun. Ben vergi veriyorum diyorsun bu ülkeye. Dönelim Türkiye'de ücretlerden kesintilerle alınan dolaylı vergilerle vatandaşa bu hissettirilmiyor. Niye? Devlet daha rahat soyulabilsin diye, vatandaş hakkını arayamasın diye. Neler gördük neler. 18 yılda yaşananları 10 maddeyle açıklamış Kılıçdaroğlu. Niye hala orada duruyorsunuz? Okumadım bile maddeleri. Bir gün en iyi bildikleri şey yandaşı zenginleştirmek. Rantın 3 hali enerji, maden, ihale. Şimdi anladınız mı enerji, maden ve benzeri tesislere neden çöktüklerini? altın madeni diye buldukları yerde Akın İpekin Daha Türkiye'de mallarına çökülmeden evvel tespit ettiği kendi projeksiyonu altında kendi e, ekibinin tespit ettiği rezervler, kendi işletmesi, kendi listesinde olan, kendi envanterinde olan bir bölge. Onu da yeni bir keşif gibi, Karadeniz'de gaz bulduk gibi işte Milleti, sanki o para da millete dönecek ayrıca <laughs> sanki o para da millete dönecek ulusal kanal olay tv'den e, geçen programda konuşmuştuk olay tv bir türlü dijitürk'e değil smart'a falan kabul edilmiyordu şu bu falan e, ulusal kanal girmiş iktidarın e, avrasyacı orta doğu perinçek'in kanalı tv buya girmiş sıra dijitürk'te diyor sürmanşetten de duyurulmuş bugün aydınlıkta dönem onların dönemi Evet, Berat nerede? Evet, soralım. Berat nerede? Bununla başladık ve bununla bitiriyoruz. Berat nerede? Bütün bu tablonun az, az önce ekrana getirdiğim ekonomik e, kriz, buhran tablosunun da sorumluluğu, bir numaralı sorumlusu soldaki şahıs, son 2-3 sene itibariyle iki numaralı sorumlusu da yanındaki şahıs. Ve bu şahıs bir ay 22 gündür yok. Ve bu ulusal güvenlik sorunu. Anonymous işte onun için yazdık. Pimi çekti ve ortaya bıraktı. Ama tık yok. Tek açıklama yok. Arkadaş yok. Hakkındaki iddialarda iddia olmanın ötesinde gitmiyor. İngiltere'de mi? Amerika'da mı? İspanya'da, İstanbul'da mı? Türkiye'de mi? Türkiye dışında mı? Trabzon'da baba yaylasında mı? Bilinmiyor. İki kere dayak yediği söyleniyor. Gören, işiten varsa bile konuşamıyor. Kendi medyası bile sahip çıkamıyor büyük bir ulusal güvenlik sorunudur. Ulusal güvenlik sorunu budur işte yani. Türkiye ekonomisinin emanet edildiği iki buçuk yıl boyunca kişi Cumhurbaşkanı'nın damadının sırra kadem basmasıdır bir mektupla. Evet. Konu budur. Pimi çekti, ortaya bıraktı başlıklı Manşetimiz böylelikle sonlanıyor efendim. 38-39 dakikayı geride bıraktık. Biraz süreyi 8-10 dakikada açtık mazur görün. Ee, 1 Ocak'ta 2021'in ilk gününde Allah nasip eder ömür verirse 2 gün sonra tekrar buluşmak umuduyla huzurlardan saygıyla ayrılıyoruz. Yarın Turan Görü Yılmaz'a güne bakış var. Monstar'dan ayrılmayın.